Herkese merhaba, ben Tuğçe Oduvar. Çizim ve sohbet serimizin 18. bölümüne hoş geldiniz. Şaka maka ikinci sezonu yapıyoruz yani. 10'ar bölümden düşünürsek bayağı bir ilerlemişiz. 3 sene falan sürdü zaten, artık sanki Avatar yapıyor. Neyse, bölüme başlamadan önce bir previously mini kamps yapmamız gerekiyor. Ama ben de açıp eski bölümleri izledim. Hem ara verdiğim için hem de artık uzadıkça uzadığı için neyi nerede söyledim, nerede kalmıştık, ulan neler olmuş diye kendi hikayem hakkında bile boşluklar oluşmaya başladı kafamda. Size de gidip önceki bölümleri izlemenizi tavsiye ederim. Elinizden bir hatırlatma yapmak için, ama ben minik bir previously kısmı geçeceğim. Karadeniz'in soğuk sularından çıkıp Eskişehir'in kurak toplarlarına göç eden mini kampsi popüler batağına düşmüştü ve oradan kurtulmak için resim kursuna yazıldıktan sonra tüm hayatı değişti. Resmen gerçek kişi gibi böyle olmadı mı? Öyle bir şey canlanıyor gözümde. Çünkü ben genelde konuşurken arkada da böyle film döner, canlanır her şey. Şu anda tam olarak o oluyor. Böyle sislerin içinden minik bir hamsi geliyor, ama cidden hamsi geliyor böyle yürüyerek. Öyle düşünün yani. Neyse. Daha sonradan lisede güzel sanatlar, üniversitede animasyon bölümü okurken Erasmus'a gitmişti. Bol bol cıvıtmıştı, saçmalamıştı, partilemişti, eğlenmişti. Sonra geri dönüp mezun olmuş, mal gibi ortada kalmıştı. Minik depresyonlar, Allah'ım ben ne yapacağım, hayatım nereye gidiyor, ben kimim, ben neyim, bunlar nerede, bu masa gerçekten var mı gibi sorgulamadan sonra işe başlamıştım geçen bölümde. Sanırım geçen bölümde başlamıştım değil mi? Evet. Eskişehir'de bir tane animasyon şirketinde bütün arkadaşlarımın içinde olduğu, ortamın böyle çok güzel olduğu, çok eğlendiğim bir işe başladım. En son orada kalmıştık. Bu bölüm hayatımın akışını bayağı değiştiren gelişmeleri anlatacağım size. Bayağı heyecanlıyım aslında. Önden böyle notlar aldım, hazırladım, böyle notlarımı okudum, hiçbir şey atlamayayım, güzelce aktarayım diye. Benim için önemli haberleri sizlerle paylaşacağım. Neyse, nerede kalmıştık? En son işe başlamıştım, her şeyden çok memnundum, her şey yoluna gidiyordu. Ama tek bir hayalim vardı, bir hayalimin olması işte. Bunu neydi ya o serinin adı? Scary Movie serisiydi galiba, evet. Scary Movie'yi izleyenler bilir, 3'ün 4. bölümünde mi ne rapçi kardeşimiz vardı böyle. Benim bir hayalim var, bir hayalimin olması diye. Oradan hemen alıntı yaptım. Çok izliyordum bu filmi ya, çok da eğleniyordum. Neyse, genel olarak hayattan beklendim neydi? Para biriktir, dil okuluna yazıl, Amerika'ya git. Bütün planım buydu yani. Bir sene içinde bunları yapmayı, gerçekleştirmeyi planlıyordum. En azından kendince gerçekliğe ne kadar yatkın bilmiyorum, ama tabii o zamanlar dolar 1.7'ydi falan. Gerçekliğe aslında gerçekten yatkın olan bir planım vardı. Aklımda hiçbir zaman böyle şirket kariyeri yapmak yoktu. Hala da aslında yok. Yani evet, şimdi düşünüyorum da bu zamanlarda hiçbir zaman bir şirkete gideyim, şirkette yükseleyim gibi bir hedefim, bir amacım, öyle bir yönelgem olmadı. Hani bu iyi ya da kötü bir şey anlamı da söylemiyorum da, benim öyle bir hevesim yoktu. Daha çok böyle backpack'imi alayım, dünya gezeyim, sokakta resim yapayım, simit alayım, simit ve güvercinlerle paylaşayım gibi daha olası olmayan hayallerim vardı. Ki zaten o backpack'te gezme şeyi bahsetmiştim önceki bölümlerde. Vizle gerçeğiyle yüzleştiğim anda, yani aslında birazcık normal insan gibi araştırma yapmaya başladığım anda hayallerim suya düşmüştü. Aslına bakarsan birçok yeri gezmiş oldum. Backpack kısmı ve sokakta sanat yapma kısmı birazcık eve taşınmış oldu, ama işte hayattan nesnenize dikkat edin diyorlar ya, gerçekten bir şekilde bir yerden oluyor. Onları böyle şimdi geriye dönüp baktığımda daha çok fark ediyorum. Şu an hayatımda olan çoğu şeyi gerçekten bir zamanlar farklı bir şekilde planlayıp istemişim aslında. Çekim yasası var mı derseniz sanırım varmış. Uyguluyor musun derseniz, istemeden de uygulamışım. Geleceğe dönük yapıyor musunuz derseniz, yok o kadar bilinçli tabii ki de hareket etmiyorum. Neyse, gidelim 10 seneki önceki Tuğçe'ye. Böyle bir sisler tekrardan aşağıdan yükseliyor. Kendime efekt veriyorum kafamda. Neyse, bir gün iş yerindeyiz, balkona çıktık. İşte çay molasındayız, takılıyoruz, bir muhabbet falan. Orada bana bir telefon geldi ve o telefonla hayatım değişti. Benim için gerçekten çok şey değişti bu telefonla. Resmen arandıkça kazanım vücut bulmuş hali, farklı bir hali gibi düşünün yani. Bir de öyle bir şey vardı değil mi o zamanlar? Böyle bir seni arayınca kazanıyordun. Hatta biz böyle saçma numaraları çaldırıyorduk. Onlar bizi geri arıyordu. Oradan kontrol kazanıyorduk. Hayat gerçekten zordu. Yaratıcılık mecburiydi o zamanlar hayatta kalmak için bir ergen olarak. Kontrol gibi bir şey vardı çünkü. Neyse. Dağıldıkça dağılıyorum. Konuşasım gelmiş gene benim. Ağustos ayını şirkette çalışmak, eğlenmek, cidden hiçbir şey sallamak üzerine kuruluydu zaten. Yani yeni başlamıştım, animasyonu öğreniyorduk, böyle şirket ortamına girmiştik, bir şeylerin parçası olmak, bir şeyler üretmek gerçekten güzeldi. Gerçekten şanslıydım ilk işim orada olması, öyle bir ortamda olması. Eylül'de benim için bana gelen telefonla, yani Altı Koza Film Festivali'nden gelen telefonla birazcık değişti. Bana aradılar, dediler ki Tuğçe'cim ne olur Adana'ya gel, dediler sana işte bici bici yedirelim, şalgam takılalım, işte kurşun sıkalım güreşe beraber falan diye böyle çok cezbedici tekliflerle yaklaştılar. Ya dedim, sizi mi kıracağım ya, tabii ki de gelirim dedim. Bana çizgi filmle Altı Koza Film Festivali'nden finalist olduğumu söylediler. Bayağı bir eğlence, coşma, inanamam falan, hemen ülkemizin gururu, şirketimizi temsil edecek falan diye bana hemen bir haftalık izini çaktılar. Çünkü normalde işe girdiğinde ilk sene sanırım hiç izin olmuyor. Kölelik sistemi nokta.com şu an değişmiş de olabilir. Sanırım ya bir hafta izin vardı ya yoktu. Ama benim daha ilk ayımdı, yani izin alma gibi bir durum yoktu.
neyse festivalde finale kaldım diye tabii ki de git kurban olsun sana patronlara falan filan dediler. Biz dedik ki bu bir hafta en iyi ne şekilde kullanırız. Hemen dedim İstanbul'a gidelim çünkü Adana'ya giden yollar İstanbul'dan geçiyor. Hayri Hanım'la hemen kalktık hafta sonu İstanbul'a gittik. O ilk iki gününü yani pazartesi bile başlayacaktı festival. Oraya gitmeden önce cumartesi pazar İstanbul'da dedik ailecek geçirelim. Çocukları da özet biliyor mu onları okumaya çünkü İstanbul'da kalmıştı. Gene böyle zilindeki Erasmus grubu olarak toplandık. Hayri Hanım, kızımız, oğlumuz partili böyle Erasmus aratmayacak şekilde bir İstanbul'da partiledik. Çok güzeldi böyle birbirimizi görmek, özdeşmişiz falan. Tabii bu sırada sadece babalık içgüdüsüyle, annelik babalık içgüdüsüyle hareket etmiyorum. İçimdeki minik Kazanova'yı öldürmüş de değildim. Tabii ben o sıralarda bayağı Spitting Gonzales'in, Kazanova'nın King'i falanım böyle. Yani ne zaman böyle ilişki istemiyorum dediğinde ilişki ihtimalleri etrafında biter ya böyle kısmetler olur. Gerçekten hayatımda ilk kez böyle net bir şekilde ilişki istemiyorum dediğim dönemdi. Ve tabii ki de kısmet ya telefonlar kilitleniyor böyle bir yoğunluk görünmedi. Buradan bir flört, oradan bir flört, buradan bir seçenek, oradan bir seçenek falan. O kadar yoğunum ki aynı akşam iki tanesine falan aynı anda toplantı veriyor, toplantı düzenliyor. İki tanesine falan geliyor. Biz dışarı çıkacağız arkadaşlar, gelin isterseniz falan diye ortaya atıyorum böyle ben yemleri. Gelen geliyor artık. Hangisine denk getirirsem onunla flörtleşiyorum falan diye. Böyle bir kalabalık ortam. Gerçekten zibidiliklik.com'dum o zamanlar. Ama esas önemli olan, hatırlarsanız Penfriend'im geliyor demiştim. Penfriend'im de o hafta geldi. Böyle her şeyin birbiriyle align olması yani. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde gerçekleşmesi bu olsa gerek. Bir yanımda gelecektik hocam, bir yanımda Penfriend, bir yanında kızım, oğlum, bir yanında Hayriye Hanım'ım falan. Öyle bir akşam düşünün yani gözünde canlandırabiliyorsanız. Bu arada Hayriye Hanım işe döneceği için, yani iş çalışmak zorunda olduğu için benle gelemiyordu. Benim klasman götürebiliyordum yanımda festivale. Onun için dedim ki Penfriend'ime, dostum dedim, ülkedeki dedim en güzel şehre gitmek ister misin dedim. Bu zaten o kadar gevşek bir insan ki ülkeyi gezmeye gelmiş ama tek bir gün planlamamış. Öyle uçak biletini almış, gelmiş İstanbul'a inmiş, hiçbir planı yok. İlk günkü otel şey rezervasyon bak o kadar. Aynı ben ya. Dedim seni Wonderland'e götüreyim mi deyim. Hemen gazozda ilaç atıp onu Adana'ya götürdüm. Bence her turistin ülkede ilk görmesi gereken yerlerden biri olan Adana'ydı. Ve o çocuk gerçekten çok şanslıydı. Her turist Adana'yla sınanmalı. Her insan Adana'ya Adanalılar şu an benden tiksiniyor olabilir mi? Gerçekten bence gerçekten gidilmesi gereken bir yer. İlk gidilmesi gereken bir yer mi? Bir yabancı için emin değilim. Ama gerçekten bizim için şahane bir tecrübeydi. Garibim o da ne bilsin. Aa Adana mı olur falan. Aa kebap mı vardı orada falan. Aa dedim gel sana kebap yedireceğim. falan diye neyse biz bununla İstanbul'daki gün parti ettikten sonra uçağa bindik ve Adana'ya gittik. Şimdi burada Adana'da 7 gün festival olacak. Her gün başka bir çılgınlıklar planlamışlar. Bir gün kebap yiyeceğiz, bir gün güneşe kurşun sıkacağız, bir gün camdan atlayıp kavgaya falan karışacağız. İşte Adana'da normal sıradan bir günün bize de yaşatacaklar böyle. Kültürü iyice anlayalım, o kültürü iyice yaşayalım diye böyle güzel planlar yapmışlar. Cidden şahane bir hafta geçirdik diyebilirim. Şu an bile dönüp hatırladığımda böyle yüzümde kocaman bir gülümseme oluşuyor. Her gün böyle görebileceğimiz televizyondan tanıyacağınız simalar, ünlüler, yapımcılar, yönetmenler, işte film sektöründen bilebileceğiniz, hayal edebileceğiniz herkes orada. Onlarla böyle söyleşiler yapılıyor, ünlü yönetmenlerle film gösterimleri yapılıyor. Bütün işte gündüzleri genelde böyle kültür ve marjinalliğin dibine vuruyoruz işte. Bir sürü gösterim var, istediğin filmi seçip gidebiliyorsun o festival filmlerinin. İşte söyleşiler var, minik toplantılar var, gruplar hazırlamışlar işte bazı konularda konuş. Ne konuda konuşmak istiyorsan o gruba katılıp onlarla konuşabiliyorsun falan. Akşamları da böyle sürekli bir parti, her gün bir parti şeklinde gidiyor. Benim de tabii ki de gündüzleri marjinalliğin dibinde olduğum kültürel aktiviteler, filmler, söyleşiler, yapımcılar akşamları parti, hard kafasında böyle geçen bir dönem. Cidden o anki hayatımı çok iyi hitap ediyordu. Sanki böyle Erasmus ve iş hayatına girmiş mini kamsinin karışım böyle konsantre olmuş hali gibi bir şeydi benim için o festival. Çok 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 güzel geçiyordu. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel şeyler öğrendim hem bilgim açısından hem de çok güzel vakit geçirdim diyebilirim. Çok güzel olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Artık 500. çok güzel dedim. Tamam Tuğçe anladık. İlerleyebilirsin. Move on. Yavaşça o çok güzel kelimesini yere bırakıp hayatına devam et bu noktada. Bu arada bir de Penfriend'im de yanımda zaten çoğu şey İngilizce. Hani international olduğu için festival çoğu şey İngilizce. O da böyle katılabiliyor. Hani sıkılmıyor. Kenarda mal mal oturup olayları Fransız kalmıyordu. Çocuğu resmen kebabın merkezinde kebap yedi yani daha ne olsun. Golden ticket kazanmış ülkenin VIP'sine giriş yapmış gibi bir şeydi yani. Teşekkürü orada feci bir şekilde hak etmiştim. Resmen Charles Chocolate Factory'de şey vardı ya golden ticket kazanıyordun. Aynı olay olan buydu yani. Sanki kebap yemiş de golden ticket çıkmış için Adana'ya gitmeye hak kazanmış gibi bir şeydi yani. Çok güzel. Living his best life tadında beni bir hafta geçiriyordu o da.
Tabii bu bir noktada ben ona şöyle bir gaflete düşüp Adana'da işte kurşun sıkıyorlar güneşe biliyor musun falan diye bir şey söyleyip mavi ekran vermesine sebep olmuştum. Anlamıyor çünkü yani niye anlasın? Biz bile anlamıyoruz. Adanalılardan başka anlayan yokken bu durumu sanki delin yabancısına bunu açıklamaya çalış. Error falan verdi de neyse o kısımları geçelim. Burada şeyleri atlamak istemiyorum. O kadar böyle yoğun yani yoğun dediğim her gün bir şey olaraktan geçen bir haftaydık benim için. Aralarda kaçıracağım şeyler olabilir. Bir de heyecanlıyım da şu an anlatırken. Resmen o günlere böyle flashback'te şey seyahat ediyormuşum gibi. Düşün senin içine girmişim gibi hissediyorum. Minik Harry Potter'cı seninle. Şey falan olmuştu mesela. İlk kez hayatımda kendi filmimi büyük ekranda görme şerefine nail olduğum festival bu festivalde. Hani demiştim ya size bütün işte sinemalarda, odalarda farklı gösterimler oluyor festival filmleri falan diye. Benimki de bir de finalistlerden biri olduğu için bir noktada gösterimi olmuştu falan. Oraya gidip böyle diğer insanlarla beraber izlemiştim. Daha sonra işte yönetmen olduğum için bana mikrofon verdiler. Şarkı falan söyledim. Öyle minik bir şov yaptım falan. Gerizekalı. İşte insanlar soru falan sormuştu filmle ilgili. Onları cevaplamıştı falan. Yani o kadar gözümde ben büyütmemişim. O kadar alçaktan gidiyordum ki olayla ilgili. Böyle insanların benim filmi izleyip aslında bununla ilgili soruları falan olması. Bir de ben onu duygusal olarak yapıyorum. Hiçbir zaman yaptığım işi açıklama şeyi de duymamışım. Yani bu YouTube kanalı bana bu konuda birçok şey öğretti. Yani yaptığım işi nasıl açıklayabilirim? Duyguları, hisleri, düşünceleri nasıl kelimelere dökebilirim diye. Ama o zamanlar tabii ki de bunlarla ilgili pek fikrim yoktu. Bir de sürekli aktarılan bir hangover durumu olduğu için kafa birazcık çalışmıyordu yani demek istediğim bu ama inanılmaz güzel bir andı benim için. Hatta bu video boyunca şöyle size aralara fotoğraflar serpiştireyim de bu mesela benim ilk filmimi büyük ekranda böyle izlediğim halinden böyle minik bir görüntü. Tabii o zamanlar biz toz makinesi kullandığımız için fotoğraflar için piksellerine ayrılıyor olabilir ama genel olarak fikri anladınız diye düşünüyorum. Neyse tabii ki de bu kadar aktivite içinde böyle akşamları da içme sıçma dahil olduğu için sürekli bir böyle bitmeyen hangover şeyi vardı. Şimdi şeydir ya böyle içersin ertesi gün hangoversındır. Hangover'da birazcık daha içersen o hangover geçer. Ama bunu sanki sürekli ertelenen bir hangover hali vardır ya. Her gün içtiğimiz için sürekli erteleniyordu bu. Bir noktada patlayacaktı yani. O günde gerçekten en patlaması gereken yerde patladım da neyse birazdan bahsedeceğim ondan ama gerçekten şu an o hayat tarzına gençlik dediğim şey bu olsa gerek. Yani 24 yaşında falandım sanırım o zamanlar. Evet. Vücut kaldırıyordu yani. Nasıl patlamamışım, nasıl hani o gündüz o kadar aktivite, akşam o kadar parti nasıl kaldırmışım bilmiyorum. Gerçekten şu an size anlatırken ben yoruldum. O hayat tarzını nasıl kaldırmışım, o hafta nasıl hayatta kalmışım ben de bilmiyorum. Gençlik işte canım siyah. Milattan önce 1309'da biz arkadaşlarla böyle partiliyorduk. Bayağıdır böyle espri yapmamıştım, özlemişsinizdir diye düşündüm. Neyse 5 gün falan böyle geçti yanlış hatırlamıyorsam. İlk 5 gün falan böyleydi. Sonra 6. günün işte akşamında Oscar töreni olacak. Sabahtan da basın toplantısı yapılacak. O basın toplantısını açıklayacaklar kazananları. Akşamında da ödül töreni olacak. Yani bilmiyorum her festival böyle mi ama orada biz hepimiz biliyorduk kimin kazanacağını. İşte akşam ödül töreninde bana mı Oscar Ghost falan diye böyle bayılmalar ayılmalar. Kimse bilmiyordu aman Allah'ım ne büyük sürprizler gibi bir durum yoktu. Biz hepimiz bilecektik. Basın toplantısına gittik. Zaten uyuyalı birkaç saat olmuş. Ertelenmiş bir 5 günlük hatta hafta sonu İstanbul'da sayarsak 7 günlük bir hangover kapımda böyle ben geldim buradayım benimle yüzleşmek zorundasın falan diye pis pis gülen bir cadı şeklinde bekliyor böyle. Alkol kötü bir şeydir anlamışsınızdır herhalde buradan. Orada işte basın toplantısı yapılacak, işte kazanlar açıklanacak. Bir tane kız da işte listeden okuyor kazanları ama sanki shopping list okuyor. Böyle bir ölülük, böyle bir şey yoktur. İnsanlar heyecanlı bekliyor falan. Bu bölümün kazananı budur, bu bölümün kazananı da budur. Çık, bu bölümün kazananı da budur falan diye. Zaten uyudum uyuyacağım, sağ olsun kendisi bayağı yardımcı olmuştu. O sırada benim yanımda arkadaşım, aynı kategoriden katılan arkadaşımla beraber oturuyoruz diğer yönetmenlerle. Bir tanesi vardı zaten daha önce birkaç kez kazanmış bir festivali. Filmi de çok güzeldi. Hani hepimiz şey yazdık, bu kazanacak falan, çok güzel film falan diyoruz. İşte animasyon bölümünün en iyi filmini kazananları yönetmenimiz Upside'dan filmiyle Tuğçe Özdemir dedi. Böyle döndüm arkadaşa alkışlıyorum. Beyin fonksiyonları bu kadar yok. Siz anlamışsınızdır herhalde. Bunlar da bana dönmüş bana bakarak alkışlıyorlar, gülüyorlar falan. Oğlum niye bunlar bana bakıyor falan dedim. Böyle bir coyote'nin uçurumdan gidişi vardır ya. Speedy Gonzales'e uçurumdan düşecektir ama düşmeden önce bir 3 saniye falan daha koşar. Ben o kafayla bir 3 saniyede alkışladım orada. Sonra bir şey oldu. Lan ne oluyor diye beni tuttular kalk hadi kalk diyorlar. Niye kalkır? O kadar ihtimal vermemişim net bir şekilde söylüyorum. Allah kahretmesin kalkmayaydım ben falan diye. Çünkü döndü bütün flaşlar yüzüme patlıyor. Ölmüşüm zaten. İstesem bu kadar kötü görünemezdim. Teşekkür ederim geçmişteki Tuğçe. Gerçekten gazetede ve televizyonda iyi görünmek başlı başına bir hünermiş. O güzel görünen insanları buradan çıkıtık çıkıtık diye tebrik ediyorum. Saklanamıyorsun da yani şey yapıyor böyle. Biraz yana geçer misiniz sizi de görelim falan diyor. O kadar rezalet bir anda hayatımın en güzel haberlerinden birini aldım.
Şimdi aslında dönüp düşünüyorum. Gerçekten hayatımın en güzel anlarından biriydi benim için. Böyle ölene kadar hatırlayacağım anlardan. Yani film şeridi olarak geçtiğinde geçecek bir an. Evet, o sırada alkole tövbe ederip hangoverlıktan ölürken yüzümde flaşların patlaması değil de animasyon dalında katıldığım ilk festivalde en iyi yönetmen ödülünü almıştım. Hem de bu kadar güzel bir festivalde. Cidden şok yaşıyordum ama böyle normalleştirmeye çalışıyorum. Şimdi dönüp baktığımda aslında şey fark ediyorum. Ben de başarılarımı ve güzel olan şeyleri hayatımda normalleştirme gibi bir saçma bir özellik var. Bunu cidden üstüne düşünüp çözmem gerekiyor ama bırakalım bunu da gelecekteki Tuğçe ilgilensin şu an. Çünkü geçmişteki Tuğçe ile ilgileniyorum. Neyse, böyle herkes benden daha heyecanlı. Ben şaşkınım, böyle ne yapacağım falan bilmiyorum. Toplantı bitti, dışarı çıktım. Pen frendi. Bu sen mi ne sen mi kazandın, o kısım kaçırmış çünkü. İngilizce altyazı koymamışlardı o bölümü. Ben ayağa kalkınca anlamıştır zaten o kısmı da. Böyle benden heyecanlı falan, mutlu. Ulan diyor, benim de tabii heyecanlanmam gerekiyor falan. Nasıl tepki vereceğimi de şaşırdı. Bir de şey vardır ya, böyle büyük olaylar karşısında insan tepkisiz kalır. Bana da öyle bir şey oldu. Bir kal gelme durumunun hayat bulmuş hali, vücut bulmuş hali gibiydim orada. Neyse, çıktım, hemen annemi aradım. Annem iş yerinde nasıl ağlayacak falan. Mutluluklar, ne oluyor Allah'ım, kızım kazanıyor falan diye. Speedy Gonzales işte. Kadınıma düşün yani, işte o an ben aradım, haberi verdim sabah. İşten çıktı, uçağa binip Adana'ya geldi. Canı kebap çekmiş ondan. Yoksa hani benim kazanmamla falan alakası yok. Gelmiş geldi, dedi ya tamam, red carpet'ten geçip seni de bir izleyeyim falan dedi. Biz böyle bir aileyiz. Çünkü nasıl ben Adana'ya kebap yemeye gidiyorsam, annem de beni aynı vizyonla yetiştirdi. Her şeyi ondan öğrendiğim için. O da benim gibi hemen Adana'ya geldi. O kadar heyecanlı. Zaten düzgünü normali bu değil mi yani? Bu kadar heyecanlanması. Benim oradaki heyecansızlığım zaten garip bir şeydi. Neyse, ben o kadar festivale hani hiç kazanacağımı hayal ederek gitmemişim ki sahnede giyecek bu kıyafetim bile yok. Çünkü o kadar kazanacağımı hayal ederek gitmemişim ki sahnede giyecek bir tane düzgün kıyafeti bile yok. Hani ne olur ne olmaz işte fotoğraf çekince sahneye çıkar, bir ihtimal belki bir şey olur da insan kenara bir şey, bir umut koyar değil mi? Bende öyle bir şey yok. Ben dümdüz gitmişim, böyle kotlar, sneakerlar falan. Hoş şimdi olsun sneakerla falan çıkarım, hiç umurumda olmaz da. Hani millet orada ödül alacak, tuvaletler havada uçuşacak falan. Ben bir tane tuvaleti çantaya koyup bir tane gelinlik atıp kenara, ne olur ne olmaz diye, kötü günde bulursun diyerekten bir tane kıyafet getirmemişim yanımda. Şimdi tekrardan söylüyorum, şimdi olsa gelinliğimi giyer, öyle çıkardım sahneye ki dramanın dibine vurayım diye. Ama o zamanlar daha alçak gönüllü olduğum için annem gelince dedim hani bir alışverişe çıkalım, beni bayrak çocuk mi giydirelim falan, elimi yüzümü düzgün görünecek bir şey alayım, birazcık daha ciddiye alayım şu durumu diye. Zaten yine kot giyecektim yani, hani kızlık seviyem şu anki olduğundan çok daha düşüktü. Hani dişil enerji muhabbetiyle hiç tanışmamıştım. Hep spor ayakkabı, kot gezen bir insandım. Tek zaten giydiremezdin, elbiseye direkt hayır dedim. Kot üstüne bir tane eli yüzü düzgün tişört, hani ceket gibi böyle resmi şık görünecek benim kategorimde cekettir. Öyle bir şey alalım. Bir tane de ayağımda 3 santim toplu bir ayakkabı var ki benim için 3 santim benim için gerçekten büyük, insanlık için bayağı küçük bir topuk olabilir ama o anda bile onunla yürürken Allah'ım düşecek miyim, kafamı kıracak mıyım, yuvarlanacak mıyım, bu heyecanla nasıl olacak falan filan diye düşünüyordum. Neyse, alışverişi yaptık. Annem bu arada benden daha güzel görünüyordu, bunu belirtmek istiyorum. Artık böyle otobüse bindik işte, van'ın içine doluştuk. Şey, festival alanına gidiyoruz, orada kırmızı alandan geçeceğiz, fotoğraf falan çekeceğiz ama fotoğraf çekenler bile bu kim falan diyor, o kadar casual'ım yani. El sallayarak yürüyorum falan böyle. Beni siz yarattınız, teşekkür ederim. Çok falan diye prenses gülümsemesi yapıyorum. Tabii ki de öyledi. Dümdüz yürüdüm girdim yani. Odunluk.com'um o sırada. Biraz da böyle içten içe de heyecan var, dışarıya göstermiyor olsam da. Onu birazdan da iyice anlayacaksınız ne kadar dışarıya göstermediğimi ve ne kadar heyecanlandığımı. Şimdi olsa var ya. Neyse. Neyse işte yerlerimize oturduk. Bir anons edecekler. Sahneye çıkacağız ama ben o kadar beyin fonksiyonlarım o kadar durmuş ki hem mutluluktan hem heyecandan hem stresten hem heyecansızlıktan her şey çok hızlı oluşuyordu böyle etrafında. Bir sürü şey oluyor falan, anlam veremiyorum. Sahneye çıkacağımda ne diyeceğimi bile düşünmemiştim. Orada yani insan bir düşünür değil mi? Ben de çıkacağım, ne diyeceğim, bir noktada hani ödül verecekler, mikrofonu uzatacaklar falan hani. Düşünün, benden önce çıkan kız sahneye arkasını döndü, selfie çekti izleyicilerle falan böyle. Çünkü önünde inanılmaz bir kalabalık var. Hani once in a lifetime gibi, hayatta bir kez yaşayacağınız bir an gibi. Kız mantıklı bir şekilde böyle selfie çekti, konuştu, monuştu. Bir de yabancı bir kızdı yani, İngilizce konuşuyor. Çoğu insan orada anlamamasına rağmen gayet böyle konuştu, açıklama falan yaptı. Ay diyorum, ne kadar şeker, ben tam bir mal. Şimdi olsa o sahnede ben belly dance şovları, ağlama, gülme krizleri, beni siz yarattınızlar, canlı yayın açmalar falan, beni o sahneden kazıyarak çıkartırlardı. Yani böyle tutup çekmeleri gerekirdi yani. Ama tabii o zamanlar utangaç ve çekingeç, minik bir hamsiydim. Gerçekten daha minik bir hamsiydim. Nezgi'de böyle doğru yola çıkmıştım ama tam alamamış yani. O utangaçla o heyecan şeyini üstümden atamamışım. Neyse, sahneye anons ettiler beni.
Hatta böyle 3. 4. sırada falandım. Hani bir hazırlanma, bir ortama alışayım, bir kendime geleyim anı falan da yoktu. Çok hızlı gelişti her şey. Bütün excuse'üm, bütün bahanem bunun üstüne kurulu şu anda. İsmimi söylediler. Ben böyle koşar adımlarla sahneye gidiyorum. Allah'ım yuvarlanmayayım, düşmeyeyim, merdivenden ölmeyeyim falan. Çünkü biliyorsunuz platform topukları çekmişim ayağıma 3 santimlik. Dediğim gibi sizin için küçük, benim için çok büyüktü onlar. Sahneye çıktım işte, böyle elini sıktım. Ciddiyetten ölecek. Belediye seçimlerine çıktım çünkü o sırada. Halka sesleniş yapacağım. Ödülü verdiler işte, kürsüye geçirdiler beni. Konuşacaksın orada. İşte notlarım falan hazır dememi beklemiyorsunuz herhalde. Şimdi olsa ben onları var ya, bir ay önceden notlar hazırlardım. Diyordum ya size, ben önceden çok öngörülü, böyle çok düşünerek planlara giden bir insan değildim. Evet, onda güzel yanları vardı ama kötü yanları da vardı. Bence kötü de diyemem ama yani o anda böyle bir özelliğim, böyle bir update'im gelmiş olsaydı daha güzel olurmuş. Çünkü 5 dakika bile oturup düşünsem ne söyleyeceğim diye. O an o sahnede söylediğim şeyden çok daha mantıklı olurdu. Hiçbir şey söylemesem bile belki de o an söylediğim şeyden çok daha mantıklı olurdu. Hazır mısın ne söylediğimi duymaya? Bir heyecan yarattım değil mi şu anda? Çıktım kürsüye, elimde ödül. Allah'ım ödülle ne kadar ağırmış falan diye düşünüyorum. Uf, ne kadar çok insan var falan. Arkalarda karanlık, yüzüme çok fazla ışık vuruyor. Oğlum burası daha mı sıcak? Bu ışıklar sahneyi bu kadar ısıtıyor muydu gibi düşünceler adı altında. Emeği geçen herkese teşekkür ederim deyip sahneden indim. Bir daha yapalım ya falan dediler, böyle tekrar anons ettiler. Böyle o kadar üzüldüler yani. Emeği geçen herkese teşekkür ederim ne ya. İnşaat açılışına mı katıldın Tuğçe'cim sen? Tek başına bir film yapmışsın. Yazan, yöneten, çizen her şey sensin yani. Kendime teşekkür ediyorum, aşığım, aferin la Tuğçe falan deyip kendime self high five verip kendi kendime el falan çakışsaydım, bir şey yapsaydım değil mi? Yok ya, bilinçsizlik.com. Şu anda bakma, bayağı gülüyorum kendime, komik yani. Tam benlik olmuş aslında. Gidip orada zaten düzgün, çok güzel, wow'lık bir konuşma yapsaydım bana yakışmazdı değil mi? Normalde yani şu an oturduğumda en azından 40 dakika boyunca ara vermeden konuşan ben Tuğçe 5 saniye orada konuştuktan sonra sahneden inip yerime doğru böyle bayılmayayım bayılmayayım falan diye gidiyorum. Heyecanımı veriyorum şu anda. Gerçekten bana böyle bir update gelmemiş yani. Konuşma update'im henüz tam olarak insan önünde konuşma update'i gelmemiş en azından. Hoş, şu an bilmiyorum, kameraya konuştuğum için daha rahat oluyor da belki bir gün sizin önünüze geçsem sizinle de konuşamayacağım. Birkaç canlı yayında böyle bir heyecanlandığım olmuştu gene. O kamerayla barışma şeyini hala tam çözmüş değilim de yani. Orada gerçekten bir paralyze anı yaşadım yani. Unutulmayacak başka bir an benim için. Ödülü aldım, böyle yerime geçtim, oturdum, ağlıyorum mutluluktan, titriyorum falan yani. Çok heyecanlıyım ama söylediğim cümlenin bir açıklaması yok. Beni siz yarattınız bile daha mantıklı olurdu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim ne ya. Annem şey dedi, emeği geçen derken ki oğlum yani film sen yaptın ya falan. O da anlamadı falan. Ah canım, bu kızı mavi ekran verdi. Hiç hazırlamamışım kızı bu durumlar için falan diyor böyle. Böyle bir altın bilezik yokmuş kolumda yani. Herkese teşekkür ederim emeği geçen diye böyle sahneden uzaklaştım. Böyle sunucu bile şey olmuştu böyle. Falan. Ulan herkes uzun konuşur, bu kızın da konuşası yokmuş falan diye baktı böyle bir. Neyse böyle elimde ödül böyle 5 kilo falan çekiyordu. Som altın sanki. Zengin göstersin diye altın suyuna batırılmış. Bilirsiniz çok severim altını. Ta o zamanlardan severdim. Bir de içine ne doldurursa, doldurdularsa böyle bir ağırlığı var ya. Gerçekten ağırlığı var. Yani şeymiş o ödüller, böyle tek elle tutup kaldırıyorlar ya. Bir kas gücü gerekiyormuş yani onları tek elle tutup kaldırıyor ki. Bizimkiler çok da büyük değildi. Bunun daha büyükleri. Neyse şu an çok ayrı şeylerden bahsediyorum şu anda, onu fark ettim. Her neyse, tüm ödül alanları artık bir noktada bütün ödüller dağıtıldı falan. Tüm ödül alanları sahneye çağırdılar. Ben gene tabii minik utangaç, en keşedeyim böyle ama böyle gördüğüm, beğendiğim yönetmenler, oyuncular falan hepsiyle böyle aynı sahnedeyim. Zaten çok güzel bir andı. Yanımda şey var, düşünün ki en sevdiğim oyunculardan biri, Engin Günaydın var. Onu da böyle yan yana dikiliyoruz. O da böyle şeyden kaçıyor, kalabalıktan. Herkes böyle bütün en ünlüler ortaya toplanırken biz bunda şeyiz böyle. Sürekli birileri geliyor, itip itip yana geçiyoruz. Ben önce fark etmedim kim olduğunu. Sonra baktım Engin Günaydın. Bize şey bir, ya sen geç falan diyor. Arkalarda falan takılıyor. Aynı ben. İkimiz böyle köşedeyiz, şey falan yapıyor. Ödülü kaldırmış. Oğlum bunun için su mu var falan diyor. Böyle yandaki 5 kişi şey ödül sallıyoruz. Böyle bir aptal bir an oldu. Herhalde izleyiciler bunlar ne yapıyor falan demiştir. Böyle ödülü sağ çeviriyor, sol çeviriyor. Gerçekten içinde böyle sanki cıva gibi, su gibi böyle bir akışkan bir şey vardı. Ya da kurumamış mıydı bilmiyorum. Neyin kafası? Niye ağır bu falan filan diye böyle yanda konuşmalar alıyor. Millet şeylerini, ödüllerini falan kaldırıyor. Biz böyle ne oluyor lan burada falan filan diye bunları konuşuyoruz. Hatta size de göstereyim. Yani böyle bir anı fotoğrafı kesinlikle paylaşmalı. Çünkü gerçekten gerçek üstü bir an. Şöyle bir şekilde sizinle de paylaşmış olayım.
hayatımın en güzel noktalarından, anlarından birini. Bu arada tabii ki de böyle hayatımın en güzel anı diye bahsediyorum ki gerçekten bunu hiçbir şey değiştirmez, hiçbir şey bozamaz. Hayatımın en güzel anlarından birini yaşamıştım ki video boyunca o kadar heyecanlıydım, o kadar kendimi tekrar ettim ki kurguda muhtemelen bayağı kendimi kuşa edeceğim. Lütfen hoş görün, anlayışla karşılayın, bu heyecanıma verin bunları. O gün benim hayatımın böyle pişmanlık da diyemem böyle çok az, yani neredeyse hiçbir şey pişmanlık dememeye çalışırım hayatımda. İçimde böyle ukde kalan bir andı benim için. Çünkü o an sahneye çıktığımda aslında söylemek yapmak istediğim, yapmadığım için birazcık böyle aa Tuğçe gerizekalı dediğim bir an yaşadım. Şu an olsaydı o şekilde yapmazdım dediğim bir an daha doğrusu. Annem hakkında bir şey söylememiş olmak. Hatta böyle hep şey dedi. Bir daha bir ödül kazanırsam kesinlikle. Yani annem heyecanlanmış, gelmiş, her zaman benim yanımda olmuş, destek olmuş. O an tabii ki de emeği geçen herkese değil. Canım annem yanımda olduğu için teşekkür ederim falan demek isterdim ama öyle bir şey demedim. Heyecandan diyemedim, aklıma bile gelmedi yani mandamı anlamışsınızdır zaten ama böyle içimde ukde kaldı dedim. Kesinlikle bir daha bir şey olursa annem hani o hak ettiği teşekkür böyle herkesin önünde de etmek isterim ki o anda hani kalkmış kadın 12 saat içinde ülkenin bir ucundan bir ucuna gelmiş içi bırakıp öyle heyecanlı falan böyle bir şey olmuştum. Gerizekalı Tuğçe neyse bir dahakine artık deyip önümüzdeki maçlara bakarız diye devam etmiştim. Bunu da belirteyim yani böyle şey. Hani içimde minik ukdesi kalmış ama o kadar heyecanlı ve mutlu bir andı ki böyle oraya odaklanıp oraya üzülerek geçirmedim yani. Sadece sizle şimdi paylaşmak istedim. Ya bu arada size şey de belirtmek istiyorum. Bu video o kadar böyle senaryosunu yazdım dedim ya önceden böyle oturup yani en önemli noktalarını not alarak ilerledim. O kadar heyecanlandım ki bir tane çekim yapmıştım. Oradaki çizimi o kadar çok beğenmeyip ikinci bir çizim yaptım. Yani ikinci bir çekim yaptım. Bu hikayenin önündeki çizim daha güzel olmalı diye. Hani kanaldaki en kötü çizimi bu hikayeyle hani göstermemelisi falan diye. Buradan anlıyorsunuzdur ne kadar önemli olduğunu benim için bu video ve bundan sonraki video özellikle. İkisi de böyle çok büyük dönüm noktaları. Şu anda aslında inşa ettiğim bir tane hikaye var. Bir sonraki bölümde bazı noktalar daha çok böyle anlam kazanacak sizin için. Daha çok anlayacaksınız neden bu kadar böyle heyecanlandım, neden bu kadar böyle özenip özene yaptığımı. Umarım yani izlerken siz de eğlenmişsinizdir, dinlerken eğlenmişsinizdir. Sizin için eğlenceli bir bölüm olmuştur. Çünkü benim için gerçekten öyle. Zaten anlatırken muhtemelen anlamışsınızdır. Şu an bile heyecanlanıyorum. Çok güzel, çok mutlu, çok heyecanlı, çok ilginç bir hafta, bir aydı benim için. Sahnede dikiliyorum, elimde ödülüm, önümde bir sürü insan, yanımda çok başarılı insanlar, beni izleyen annem, arkadaşlarım ve gelecekteki kocam. Bu noktada artık çizim ve sohbetin bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok heyecanlı bir yerde bıraktığımın gene farkındayım. Çok yakında yeni bir bölümde karşınızda olacağım. Hikaye kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle çok yakında yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.